Arkadaş merhaba, ben Yasin. İkinci dersimizde Blogger'da ayarlar kısmını göreceğiz. Blogumuzun ayarlarını yapacağız. Öncelikle başlığımızı düzenleyelim. İlk girdiğimiz öylesine bir şeydi. Blogumuzun ismi neydi? Hadi yap bakalım. Eğlenceli videolar ve eğitim setleri. Açıklama ekleyelim. Sizin için hazırlamış olduğumuz karaktere kadar yazabilirsiniz bu açıklamayı. Tamam diyelim. Buradaki HTTPS evet olacak. Buradaki izinler kısmı sadece siz değil başkası da yazar olacaksa, örneğin biz yöneticiyiz kurduğumuz için buradan yazar ekle deyip mail adresini yazıp davet edebilirsiniz. Blog okuyucuları herkes mi olsun yoksa gizli mi olsun? Hani sizin belirli kişiler de okuyabilir. Biz herkese açık yapacağız. Temel ayarlar bunlar. İlk ana sayfada kaç tane yazı gösteririz? Yoksa kaç günlük yazı gösterirsin? Biz 7 adet yazı gösterisini olarak ayarladık. Resimler Lightbox ile yani eklenti gibi mi gösterilsin? Yoksa direkt koyduğumuz gibi mi gösterilsin? Lightbox'a gösterilsin dedik. Yorum konumu yerleşik. Bu yerleşik demek konunun direkt altında çıkar. Tam sayfa derseniz yorum yap dediğinizde başka bir sayfaya aktarır. Biz yerleşik diyoruz. Kimler yorum yapabilsin? Sadece Google hesabı olanlar derseniz çok yorum kaybederseniz çünkü herkesin Gmail hesabı yok. Herkes derseniz spamlar olabilir ancak yorumunuz daha çok olacaktır. Bir isim mail adresi yazıp direkt yorum yapabilirler. Biz herkes yapalım. Yorum denetimi yorumlar yapıldığında direkt onaylanmıyor yani orada yazmıyor. Siz onayladıktan sonra gösterilmeye başlanıyor. Buna her zaman diyelim. Buraya bir mail adresi yazıp onaylamanız gerekiyor. Bazen derseniz de 14 günden eski yazılarda mail adresi ne gönderiyor? Kelime doğrulaması yorum yaparken anonimlerde yorumunu yazdınız. Boşluk alan bırakıyor ya. Textbox Google'ın kendi özelliği olan rastgele kelimeler gelip o kelimeyi boşluğa yazmanızı istiyor. Spam olmadığınızı göstermek için. Bunu onaylıyoruz. E-postaya gelelim. Öncelikle kaydedelim. Daha sonra e-postaya geldik. Yorum bildirimleri yani bir yorum yapıldı. Sizin mailinize şu kişi şu şekilde yorum yaptı diye haber geliyor. Buraya başka mail adresleri de ekleyebilirsiniz. Başka kullanıyorsanız. Hangi ülkedeyseniz dilinizi ona göre ayarlarsanız Google aramalarında çıkmanız daha kolay olur. Saat diliminizi, tarihinizi, her şeyi ülkenize göre ayarlamanız gerekiyor. Arama tercihlerine geldik arkadaşlar. Arama tercihlerinde meta etiketleri bu ilk temelde yaptığımızla aynı. Evet diyelim. Hatta şu temeldekini kopyalayalım. Oraya bir daha yapıştıralım. Sayfa bulunamadı. Örneğin üst kısma
slash 000 yazdığımızda gördüğünüz gibi maalesef aradığınız sayfa bu blokta yok şeklinde bir yazı çıktı. Buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz buradan. Ana sayfaya geri dön. Veya buraya HTML şeklinde resimli şekilde şeyler de koyabilirsiniz. Ancak onun için şu an gerek yok. Özel yönlendirmeler başka bir siteden işte buraya hedef olarak kategoriler vesaire oluşturduktan sonra oraya gönderebilirsiniz. Ancak şu anda bizim bloğumuz bomboş olduğu için hiçbir şey yapamayız. Bu robots.txt ayarları biraz karışık. Bunu tam bilmiyorum. Burada Google Search Console bloğumuzu Google Search'e ekliyoruz. Tüm mesajlar. O şekilde ekleniyor. Diğer diyelim. İçerik aktarık. Daha önceden mesela bir blogunuz var. Dolu. Senelerce kullandınız. İçindeki konuları XML şeklinde bilgisayarına indirdiniz. Ve yeni blogunuza yeniden onları eklemek istiyorsunuz. O zaman içeriği içi aktar deyip bunları onayladıktan sonra dosyayı seçip tamam dediğinizde XML'deki konular bu bloğunuza eklenecek. Yedekle dediğinizde de konuları XML şeklinde bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz. Şu anda boş olduğu için video yok zaten. Bloğu siliniyor. Daha yeni oluşturduk bakalım. Takip etmelerine izin ver diyor. Herkes takip edebilir. Yetişkinlere özel içerik mi? Hayır. Öyleyse blog girdiğinizde size uyarı veriyor. Blogdaki içerikler artı 18 girmek istiyor musunuz? Evet ya da hayır şeklinde. Google Analytics'ten aldığınız kodu da buraya yazıp onaylıyorsunuz. Sizin analiz yani analizinizi oradan bakabiliyorsunuz. Kullanıcı profili Google Plus mı yoksa Blogger mı olsun? Google Plus sanırım kaldırılacak. O yüzden Blogger olacak. Bunu da onaylıyoruz. Ayarlarımız bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde tema eklemeyi göstereceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler.